Herkese merhaba. Bu videom farklı olsun istedim ve sizlerin de merak ettiğini düşündüğüm bir bölüm ekledim. Sizlerin beğenisine sunacağım ve herkesin iyi bildiğini düşündüğüm Kaya'nın Esmer Günler adlı eserinin klasik gitar için uyarlama sürecini, aşamalarını izleyeceksiniz. Şu ana kadar uyarladığım eserlerin ortalama sürelerinin 3 dakika olduğunu kabul edersek, sonuca ulaşmanın az da olsa emekli ama keyifli sürecine konuk olun istedim. Tüm uyarlamalar bu aşamalardan geçiyor diyebiliriz. Birinci aşamada tabii ki doğru eserin tespiti aşamasıdır. Kabul etmeliyiz ki her eser gitara uygun olmayabilir. Kaya'nın diğer eserlerinde olduğu gibi Esmer Günlü adlı eserin de gitara uyarlanabileceğini tahmin ettikten sonra ikinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşama tabii ki dikte aşaması. Dikte aşaması eserden esere zorluk derecesi değişebiliyor. Bilgisayar başında ve dinleyerek ölçü ölçü notayı almak kimi eserler için zorlayıcı olabiliyor ama Esmer Günler bu eserler için de çok da zorlayıcı değildi. Orijinal tonu la minör, eser 6 zamanlı, 6-8'lik ve la minör tonda diktemizi tamamlıyoruz. Kontrol etmek ve gitara uygun tonalite olup olmadığını tespit etmek için diğer aşamaya geçiyoruz. Eserin bu üçüncü aşamasında önce ezgiyi bir kontrol ediyoruz. Doğru dikte edilip edilmediğine dair. Temel akorlarını sırasıyla, sonra neler olabileceğini, eserde kullanılan akorlara göre kabaca akorlarını belirlemiş oluyoruz. Bu arada hem eserin genel hatlarını hem de armonizesini anlamaya başlıyorum. Gitarda hangi tekniklerin olabileceği ve en önemlisi la minör tonun uygun olup olmadığı daha da iyi anlaşılmış oluyor. Bazen orijinal tonu istediğimiz sonucu vermiyor. Yeni ton arayışına girmek gerekebiliyor. Sonraki aşama yeni tona transpoze ve armonizesi aşaması oluyor. Eserin tonu la minör. Fakat gitar için çalıma çok uygun değil. Çünkü birinci pozisyon, üçüncü pozisyon arasında sıkıştığı için çok fazla teknik bir şeyler eklemek mümkün değil. Orijinal yani Kaya'nın okuduğu ton la minör. Ben bunu gitara uygun olsun diye şimdi mi minöre transpoze edip önce dikte ettiğim ezgiyi mi minöre daha sonra da yaptığım armoniyi mi minöre transpoze etmiş olacağım. Dördüncü aşamada öncelikle şunu söylemek gerekir ki mi minör gitar için en uygun tonalitelerden birisidir. Fakat her uyarladığınız eserin de mi minör olması sıkıcı olacaktır. Yani farklı eserlerin farklı tonaliteleri bu sıkıcılıktan kurtaracaktır. Fakat mi minör bu Esmer Günler adlı eser için vazgeçilmez bir tonalite. O yüzden mi minörden vazgeçemiyoruz. Ve bu aşamada transpoziyi tamamlıyoruz ve gitar uygulamalı armonizesine artık geçebiliriz. Beşinci aşamada mi minör tonalitede armoni kurallarına uygun olarak eserin çok seslendirmesine başlıyoruz. Fakat mi minör tonalitede ve armoni kurallarına uygun olarak her zaman bir ezgiyi uyarlamak her zaman iyi sonuçlar vermiyor. Çünkü eserin kulaklarda aşina olan armonizesine de ters düşmemek tabii ki yerinde olacaktır.
armoniği ile birlikte kimi yerlerde tremolo, kimi yerlerde arpejler, kimi yerlerde harmonikler eserin orijinalliğini bozmadan tarafımızca atılan önemli imzalar olduğunu düşünüyorum. Her şey orijinal gibi olacaksa zaten ben bu eseri uyarlamasından değil, kendisinden bizzat orijinalinden dinlemeyi tercih ederim. Bütün aşamaları tamamladık. Artık eserimizi dinlemeye geçebiliriz.